10. bölüm e, bunun üstüne olan kutlama bölümü aslında. Neden over bu bölümün ismi? Ya geçti bitti ee. hastalık gibi. Yani hastalık. Ha, doğru geçti doğru evet tamam tamam kutlama sahnesiyle başlıyor. Tabii bizim geçen bölümün sonundaki o sinir yani şok aslında şok. Walter'ın şoku geçmemiş. Yani aslında Walter şokta. Dolayısıyla bu kutlama anında Hank'le yani hiç e, olmayacak bir kavgaya giriyor yani hani. What are you looking at him for? We're celebrating." böyle bir ya evet. o Walton biraz işte o hırs, hınç var, hınç. Volton üzerinde var. o hınç kalmış ya. Onu o artık çıkarıyor işte. Öyle bir de şey ebeveynlik üzerinden yani işte e... bir de yalnız burada toksiklikten keyif alıyor. Evet. Yani o enteresan. Evet. Finalinde gülüyor o kargaşada gülüyor biliyorsunuz ya orada ama Henke zaten bence doluydu. da patladı gibi oldu. Yani ya Henk e de nasıl dolu oluyorsun anlamıyorum ya. Adamın orada müdahale edişi bile o kadar böyle ya yani bağırma basasım geldi ki Henk'e. Yani çok seviyorum. Şey yapıyor ama? Ya bir şey söyleyeyim. Henk de biraz bence yani doğru olanı bazen doğru her doğru her yerde yapılmaz ve söylenmez tamam mı? Biraz da ezi Oğlum, çok biraz, kaba bir biraz da Walter'ı eziyor orada farkında olmadan tamam mı? Ya yani sen orada söz sahibi değilsin. Evet yanlış bir şey bile olsa o kadar Sahiplenmen yanlış bence. Adamın evi gerçekten ve adamın kutlaması. Ya yani şöyle yapabilir mesela. Hacı Abi. Ya Hank'sa iki şeyde normal. Öyle yapmıyor. Hayır. Tamam yeter içme. Sana ne lan. Senin çocuğun değil ki. Nasıl yapmıyor lan? Nasıl Hayır. yapmıyor, yapmıyor. Ama O kadar yapmıyor. Ama dediğin gibi işte Yavaş yavaş yap. Hank ama Hank'in karakteri de öyle işte. Evet, doğru söylüyor Ama şu da var şimdi. Volt'un karakteri de Hank'in bildiği Volt'un karakteri de zaten Hank'in bunu Hı -hı. yapabileceği bir işte evet. Ya biz evet, aslında o ge geçişe başladık. Gibi o, o, yüzden biraz da e, yani orada zaten Walter'ın evet. tavrına e, Hank de şaşırıyor zaten yani. Hani. Bir de şey de var bak evet, ama... Hank için <laughs> Walter Junior evlat gibi bir şey zaten. Evet evet. Zaten ona, gıcık gıcık oluyor Walter. Yani <laughs> bir, içten içe biraz bir gıcıklığı var yani. Çünkü... Ya biraz Walter'ın gıcıklığı tabii şurada Walter Junior'ın aslında Walter'ı e, bir hani babası ama Evet, e, Henki daha çok seviyor. Şey evet. Figür olarak daha çok seviyor. Yani o e, ebeveyn olarak Henki belki daha çok tercih Ay, edeceğim. Aynen yani. işte. Zaten Hı -hı. o ona şey oluyor. Yaptığı şeyin doğru olmadığını bilmesine rağmen bir şeyde ısrar edip doğruyu söyleyene karşı da durup sonra da kötü sonuçlarını görünce de hiç pişman olmadığı onun genel şeyini özetliyor. Yani mesela orada çocuğun içmemesi gerektiğini kendisi de biliyor. Tamam mı? Ama ısrar diyor ben istiyorum hiç. Evet. Ama çocuğun yavaş yavaş öksürmeye başladığını evet. görüyorsun. Bir de şeyde zaten özür dilerim kestim hani. Hmm. Hani ilk başta içirmek şey zaten. Hani jest. Hmm. Tehlikesi de yok hani işte sarhoşluk, kusma hani bir taneden zaten çocuk çocuk da artık 18 yaşına 16. mı gelmiş? 16 yaşına gelmiş hmm. Zaten kaçak şeyde içiyordur alıp arkadaşlarıyla falan muhabbeti. Hadi iki tane şey ama hani bir yerden sonra çocuğun istediği bir şey dedi. Yani i̇lkini çocuk da istiyordu muhtemelen. Evet işte zorlam artık işkenceye çeviriyor. Evet, çünkü bir yerden sonra çocuk niye içsin zaten? yapmıyor. Yani. Kendi keyfini, kendini tatmin ediyor tamam mı? Pek tatmin de Tatminin şey. Tatmini şu diyor. yani. Ben buradayım, ben istediğim olacak. Sen de yasak da olsa bunu yapacaksın. Sorun değil falan. Hmm. Hani ben bu yasağı da deldim. Sonra çocuğun kustuğunu görüyor. Ve hala gevşek gevşek gülüyor böyle tamam mı? Yani ben burada şunu gördüm. Bütün hikayeyi tekrar söylüyorum. Bütün hikayeyi bildiğimiz için onun özeti gibi geldi bana. Sadece finalde pişman olmadı gibi oldu gerçi de. Yani işte ertesi gün aslında şeyi anlıyoruz. Yani o şoktan çıktığını anlıyoruz ve maskesini tekrar takmaya karar verdiğini anlıyoruz. Yani maskesini tekrar karar veriyor ve şey işte herkesten özür dilemiş. Yani dünkü adam kimdi bilmiyorum falan işte çocuğuna da en son özür dilerken dünkü adam kimdi bilmiyorum ben değildim falan diyor aslında tam aksine dünkü adam oydu ya o yani o maskesiz haldeydi biraz e. ona tabii Volt e, ne yapacağını bilemiyor şimdi e, aslında canı canının ne istediği çok net Volt'un canının ne istediği uyuşturucu baron olmak yani o kadar net ki canının ne istediği güç istiyor güç başka uyuşturucu hiçbir... baron olmasa başka bir şeyde de güç olsa onu da tercih eder yani burada bir yol açıldı ona e belki. aslında belki hmm. baronluk falan bildiği e. şeyler değil henüz ya, şu an evet önde açılan ama ama şu an bildiği şeyler gibi. Yani oraya yani, gidebileceği adımı yani evet. Adım attığı yol evet başladı yol ee, ve e, ama ne yapacağını bilmediği için boşta kalıyor. Boşta kalınca Walter ne yapar? Bütün ev işlerine sarıyor tabi, komple hayvan gibi. Yok onu gidiyor değiştiriyor koca şeyi. İşte sonra küfleri temizleyeceğim diye şey yapıyor. Küf temizleme uğruna dünyanın en itici adamı oluyor. Sonra Skyler gidiyor tede kuyruk sallamaya başlıyor haliyle. Bu arada ee, bu mevzele... fark ettiyseniz temelinde beton falan yok. Direkt toprak üstüne şey yapalım. Ya, o evler öyle ama sanki hep ya. Güzel ya. Şöyle bir evimiz Güzel var. mi? O daha mı güzel? Abi beton yok işte güzel ya. Yani, <laughs> kat çıkayım diye apartmana döndürme <laughs> ihtimalin yok en azından. <laughs> Zaten döndüremezsin de. Şey, ee, bu Beton boş atsan. kalınca eve sarma olayı çok internasyonel bir olaymış. Onu görmüş olduk. Anladın yani. mı? E, e, bilmem ya Walter tarzında adamlarım bence. Ben mesela çok Walter baya yani. ama ev işinde, tadilat işlerinde de iyi. Ha, i̇yi tabii canım. Yani. Ama şeyi görmüyoruz ya. Walter oturup film izlemez yani. Bir şeylerle meşgul olması lazım. Yani öyle bir durum aileyle var. Aileyle de şey yapamıyor. Tabii o da var biraz. Çünkü o ilgisini çekmiyor yani. Onun derdi aile huzuru, aile öyle şeyler değil aslında. İlgisini çeken kısım başka. Yok ama zaten yani skyler ona şeydi ve işe gidiyor zaten. Evet. Hani zaten böyle eve gelmemeye başlıyor falan. Bir yani bir ilişki var zaten yani şeydi sanki. Var var. Şey, yalnız bir ayrıntı var, o komime gitti e, şu an bizim durumumuzla alakalı. Arkada haberde şey diyor, e, artan enflasyonla baş edemeyen Amerika halkı falan filan diyor. <laughs> komime gitti. Bunu geçen şeyde de konuşmuştuk. Hold my wallet. Ee, abi o dönem şey 2009 mu 2010 Hı, mu 2009. ne? 2009. 2009. İşte bizde teğet geçen kriz var ya. Mortgage krizinden. Tamam. Krizinden, krizinden Amerika'da kimler batmadı ki? üniversite şeyi Batlı. kredileri ve mor krizi çok ciddi battı da bir şey kim bize enflasyon yüzde kaç artmıştı yani hani ya. yüzde bir iki muhtemelen Finalde de işte o e, süpermarkette bir e, ilk zamanlarını fark ettiği bir uyuşturucu yapan adamı fark edip hı. sonra da gidip e, benim bölgemden uzak durulan şey de güzel önce akıl verip sonra da gidip ulan bir dakika ya deyip gidip şey yapması. Ee, ya o işte e, tam hala ne olduğuna ya bir yandan hani aslında ulan bir dakika ya diye gitmiyor o. Orada şey biraz dikkatli baktım ben. Şeye karar veriyor. O bir şey almaya gittiydi ya ev tadilatı evet. için. Şimdi orada e, o çocuktan zehri alınca ulan diyor ben boş boş işlerle uğraşıyorum. Yani e, ben başka şeylere sarıyorum. Almayacağım onu deyip çıkıyor. Dışarı çıkınca o eleman görüyor. Aha bu adam diyor. Onun üzerine yürüyünce o onlara gidiyor aslında. Öyle bir. Stay out of my territory. Yok lan ha, direkt ya. gidiyor. oraya. Bu gidiyor oraya. Ya. Direkt gidiyor. Ama bir dakika ya diye değil. Ben diye. onu görmek için çıktığını <laughs> ben düşünmüyorum. Aynen. Onu görmek için çıkmadı. Evet. Şey dediğin ya, kısım doğru. ya, Her şeyi bırakıyor gidiyor. Ben, bence Ay öyle oğlum değil. O da şey... ting 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 yapıyor böyle kafasının attığını görüyoruz. Yok atmıyor ya. Allah Allah şimdi izledim lan. Yok yok. Do Hayır bir dakika. Ne bileyim ben de inir. Şimdi bence. Sen söyle ben de bence, bence söyleyeyim ondan sonra e dağılalım. Bence ilk başta <laughs> çocuğa yardım etmek için akıl veriyor. Sonra zaten çocuk doğru. korkuyor lan bu polis mi ne başımıza hmm. iş alacağız diye. E sonra Walter işte alışveriş yaparken sonra bir anda salıyor işi. çıkıyor. İşte niye çıkıyor ama? Ee, niye çıkıyor? İşte işte Bence dedi, benim dediğim ev ev tadilatıyla uğraşmayı bırakıyor. Tamam Ömer ne sen ne diyorsun? Ay bence adamlara şey yapıyor. Direkt ona işte. gidiyor değil mi? Aha. Benim Aha işte, düşüncem de tamam. şu. Ana. Elemana e, o öyle olmaz bak şöyle yap, Aha. böyle yap dediği karakteri Walter White. Evet. Dışarı çıkıp üstüne gittiği karakteri bence Heisenberg. Aynen aynen. Anladın bence mı? de. Heisenberg'e dönüşüyor. Tamam öyle zaten. Yani. O, onda ortada Dışarı onda çıkıp düşüyor. onu görünce onlara doğru yürümüyor. Direkt onlara gidiyor Hacı. Tabii ya bunun için dışarı. Belli ki bunlar satış yapıyor. Ya bence çıkmıyor da benim görüşüm ama ben belirtiyorum. <laughs> Bu arada Jesse'den hiç bahsetmedik. Ee, Jesse'nin Walter'ın iyileştiğini duyduğu sahne en başta bölümün başında. Evet çok, çok işlemse.

Jane Jesse böyle bir şey yapıyor babası gelince. E, tanımamazlıktan geliyor. Sonra Jesse "Baban önemli değil diyor ya. Biz neyiz?" diyor. "Biz mi? Ha, Biz evet. falan" deyince Jesse basıyor gidiyor. Sonra Hı -hı. bizim geri zekalı Jesse erkek e, cinsinin bayrağını çekip bir tane fotoğraf yaz resim gördü diye böyle <laughs> diye düş <düşüyor. gülüyor> Sayıdır <laughs> abi Ben ha. de sanmıyormuş artık. Ya yani sahne, sahne salakça demiyorum. İşte biz de düşerdik yani. Onu da çalışıyorum. Hani böyle oluyor böyle. Ya ne suç izni, Sen yiyor ya. Falan oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Evet. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, zile basmayı ve kaçmayı unutmayın. Onun dışında hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar artık ne zaman izliyorsanız. Hoşçakalın.